Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 11. sefir 74. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vasıl. Mekke ve Medine. Allah o ikisini şereflendirsin. Bunlar ile ilgili hadisler. Birinci hadis. Sünnete uyarak Mekke'ye girmek ve Mekke'den çıkmak. Müslim İbn Ömer'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken üst tepeden girer, alt tepeden çıkardı. Üst tepe Kedae diye isimlendirilirken alt tepe Küda diye isimlendirilir. Mekke, yeryüzündeki en şerefli bölge, Hakk'ın sağ elinin görüldüğü bir yer, biatleşme yeridir. Bu yönüyle Mekke, Adın cennetinde bulunan beyaz misk kesibine benzer. Orası büyük ziyaret ve Hakk'ı genel görüş yeridir. Kesib, Adın cennetindeki en şerefli mekandır. Adın ise cennetin başkenti olduğu için tüm cennetlerin en üstünüdür. Başkent hükümdarın sarayının bulunduğu yerdir. Burası kendisine yönelene Hakk'ın yardımını kazandıran bir ev olduğu gibi Allah hakkındaki bilgide müşahadenin gereği olarak açılış sağlar. Bu nedenle Mekke'ye Keda'den girilmiştir. Keda'daki kef harfi kün yani ol ayetinde geçen ol kelimesindeki kef harfine yani kün harfindeki kef harfine uzatma ise ilahi yardımı işaret eder. Arapçada uzatma anlamındaki med ile yardım anlamındaki imdat arasındaki ilişkiye işaret edilmektedir. Bu yardım oraya gelenlere Hakk'ın verdiği en şerefli ihsan olan bilgi ihsanı ile yardıma işaret eder. Burada uzatma yani med fazlalıktır. Mekke ise bütün hayırların fazlalaştığı yerdir. Çünkü med uzatma ya yardım aslın bir feridir. Alemde asıl olan şey yoksulluk, eksiklik ve acizliktir. Bu nedenle uzayan saçın kısaltılması caizdir. Çünkü kısaltma asla dönmek demektir. Kısaltılmışın uzatılması ise caiz değildir. Çünkü bu asıldan çıkmak demektir. Ancak zorlayıcı nedeniyle çıkılabilir. Böyle bir şey ise söz konusu değildir. Kelimenin harfinde bulunan ilaveyi gerektiren şey ilk hemzedir. Örnek olarak amene yani iman etti, ahere yani son veya cae yani geldi gibi kelimeleri verebiliriz. Veya şeddeli bir harf vardır. Bunu örnek olarak tamme, sahha ve dabbe kelimelerini verebiliriz. Şedde harfi ikilemek, bu ise bir harfe harf eklemek demektir. Çünkü şedde bir harfi diğerine katmak yani idgam demektir. Öyleyse bu batini yorumda kulun Rabbin niteliğiyle ortaya çıkmasıdır. Bu durumda kul daha fazlasına sahip olur. Kul yardımı almıştır çünkü asıl bakımından buna sahip değildi. Aynı şekilde Rab kulun niteliğiyle ilahi tenezzül halinde ortaya çıkar. Bu ise Allah'tan kuluna dönük bir şereflendirme olarak ikileme kapsamında sayılır. Herkes kendisini için koşar. Herkes kendisi için koşar. Bu bağlamda kulun kendisi için koşmasına gelirsek bu yoksulluğun nedeniyle malum ve kesindir. Koşmada Allah ile ilişkilendirilen hızlanma hali ise arzuda aşırılığı gerektiren bir niteliktir. Bu aşırılık koşma olmaksızın yüreğinin talebinden fazladır. Bu ise buradaki talebin daha çok olduğuna delildir. Çünkü ilahi isimlerin gereği işlevsiz kalamaz. Bu nedenle Hak tecellisinde tövbe eden yok mu? Tövbesini kabul edeyim der. Tövbe ev tevvap et tevvap isminde istekte bulunmaktır. Duacı yok mu? İcabet edeyim. Bu ise el mucib isminin dilidir. Bağışlanmak isteyen yok mu? Bağışlayayım. Bu el gafur isminin dilidir. Bu nedenle bir ismi talep eden kimse bulunmasaydı isim işlevsiz kalırdı. Bu nedenle hakkın yürümesi koşma olduğu gibi talebi de kulunkinden daha güçlü olmuştur. Çünkü hakka eksiklik yaraşmaz. Kul ise bütün olarak eksik ve zayıftır. Öyleyse zayıf olduğu için koşarken aşırı hızla gidemez. Kul ancak senden yardım isteriz ayetinin gereği olarak bir yardım ediciye muhtaçtır. Hacının Mekke'den ayrılırken Hüda'dan çıkmasına gelirsek bu hakkın mertebesinde hacının kazanmış olduğu yüksekliğe işaret eder. Ötre ile yükseklik ilişkisi. Ayrıca bu tekvin yani yaratma kelimesindeki kef harfinde de geçerlidir. Bu bize göre himmet vasıtasıyla etki denilen şeydir. Bu nedenle kef harfi kü şeklinde merfu okunmuştur. Allah Ebu Yezid'e şöyle demiştir. Yarattıklarıma benim niteliklerimle çık. Seni gören beni görmüş olsun. Söz konusu olan Rab'lık niteliklerinin Ebu Yezid'de görünmesidir. Allah'ın kulları arasındaki halifelerine bakınız. Onlar emretme, yasaklama, hüküm verme ve yönetme hakkına sahip kişilerdir.
Bunlar ise Allah'a ait niteliklerdir. Yaratıklar ise onları işitip itaat etmekle emredilmişlerdir. Küda kısa okunur. Burada Hak şuna dikkat çeker. Allah ona şöyle der: benim niteliklerimle ortaya çıksam bile bu durum senin kulluğunu etkilemediği gibi eksiklik ve acizlik senden ayrılmaz. Çünkü kulluğundan ayrıldığında seni cezalandırırım. Böylece hacı ve umre yapan kişi böylece haccı ve umreyi yapan kişi Mekke'den, ki orası Allah'ın kulları için olan mertebesidir, mertebenin şerefiyle yükselmiş halde kendi kulluğunu görerek de eksik bir halde çıkar. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keda eden Mekke'ye girerken küdadan çıkardı. Hacla ilgili bu kadar açıklama yeterlidir. Meselenin ayrıntıları uzar. Onları ayrıntılı zikretseydik ömür yetmezdi. Geride Mekke, Medine ve ziyaretin fazileti kalmıştır. Bunlar kitabın sonu olacaktır. İkinci hadis. Mekke toprağı Allah'ın en hayırlı toprağıdır. Nesai, Abdullah bin Adi bin el-Ehhamra'nın, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke, Hazvere bölgesinde Beni'nin üzerinde dururken Mekke'ye şöyle hitap ettiğini bildirir. Allah'a yemin olsun ki ey Mekke, Allah'ın en hayırlı toprağısın. Allah'a en sevimli gelen yersin. Beni senden çıkartmasalardı kendiliğimden çıkmazdım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan kimse imamlık yapar. İnsanlar Kur'an-ı Kerim okumada eşit ise sünneti en iyi bilenleri imamlık yapar. Sünneti bilmede eşit iseler daha önce hicret eden imamlık yapar. Hicrette de eşit iseler önce Müslüman olan kişi öne geçer. Müslüman olmada da eşit iseler yaşı büyük olan imam olur. Böyle niteliklerin kendisinde bir araya geldiği kimsenin öne geçmesi sahihtir. Öne geçebilecek kimse ise uyulan kişidir ve uyana göre Allah'a daha yakındır. Mekke'deki ev insanlar için mabet olarak yapılmış ilk evdir. Orada namaz kılmak başka bir yerde namaz kılmaktan üstündür. Öyleyse Kabe zaman bakımından daha öncedir ki bu hadiste geçen yaş ifadesinin batini yorumudur. Başka bir ifadeyle Kabe yaşça önce gelir. Yaş bakımından önce gelen ise bütün erdemleri içerir. Çünkü yaş hadiste son şart olarak zikredilmiştir. Bu kadarla yetinseydik diğerlerini zikretmemize gerek kalmazdı. Hicrete baktığımızda Kabe kendisine hicret edilmesi gereken bir hedeftir. Hacer-i Esved onun taşlarından birisidir ve diğer taşlardan daha önce hicret etmiştir. Hacer-i Esved cennetten Kabe'ye hicret etmiş, Allah onu sağ el olmakla şereflendirmiş, kendisine biat etmenin simgesi yapmıştır. Hadiste geçen bir unsur olan Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmek şartına gelirsek, Kabe diğer bütün evlerden iyilikleri daha çok kendine toplamıştır. Çünkü apaçık kanıtlar ondadır. Bunlara örnek olarak Hicr, Mültezem, Muhtecer, İbrahim makamı, Zemzem gibi unsurları verebiliriz. Sünneti bilmeye gelirsek Kabe'deki sünnetler daha çoktur. Bunun nedeni kuralların çokluğu, bazı şeyleri yapmayı ve yapmamayı içermesidir. Söz konusu şeyler başka ibadetlerde bulunmadığı gibi Allah'a ibadet için belirlenmiş diğer evlerde de bulunmaz. Çünkü burası hac yeridir. Müslüman yani selamet ve esenlik olmaya gelirsek Kabe en önce yasaklanan yerlerdir. Öyleyse burası bütünüyle esenlik yeridir. Oraya giren güvendedir. O halde Kabe bütün yönlerden her şehir ve eve ibadethaneye karşı öncelidir. Üçüncü hadis Mekke'nin harem bölge olması. Müslim Ebu Hureyre'den şöyle bir hadis aktarır. Uza'a kabilesi Mekke'nin fethedildiği sene Leys oğullarından bir adamı öldürmüş. Olay Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme bildirildiğinde Peygamber hutbe okumuş ve şöyle demiştir. Allah Mekke'den fiili yani Ebrehe'nin fili engellemiş yani Ebrehe'nin filini engellemiş. Elçilerini ve müminleri ona musallat etmiştir. Dikkat ediniz, kimse benden önce ya da sonra buraya helal bölge yapmamış ve yapamayacaktır. Benim için burası gündüzün bir vaktinde helal yapıldı. Dikkat edin, o vakit bu saattir. Burası dikeni koparılmayacak, ağacı desteklenmeyecek, yolunu kaybedenden başkası için yaprağı yerden alınmayacak bir haremdir. Yakını öldürülen kimse iki hayırla karşı karşıyadır. Ya diyet verilmelidir veya öldürülenin kısas hakkı vardır. Mekke Allah'ın korusu ve haremidir. Allah'tan daha büyük bir varlık da yoktur. Öyleyse Allah'ın haremi ve korusundan daha yüce bir mekan asla yoktur. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi Mekke Allah'ın haremidir ve onu insanlar yasaklamamıştır. İmam
Müslim'in bir hadisinde ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu şehri Allah gökleri ve yeri yarattığı gün harem bölge yapmıştır. Burası kıyamet gününe kadar Allah'ın yasaklamasıyla harem ilan edilmiştir. Bu durum de ki Allah'ın yasak bölge yaptığı bu şehrin Rabbine ibadet etmekle memurum ayetinde dile getirilmiştir. Dördüncü hadis, Mekke'de silah taşımanın yasaklanması. Müslim Cabir bin Abdullah'ın şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber şöyle der, Mekke'de silah taşımak helal değildir. Silah, korkan kişinin ya da bir korkuyla karşılaşacağını düşünen veya tehdit altındaki kimsenin ya da iffetine yönelik bir saldırıya karşı kendini korumak isteyen insanın aracıdır. Allah ise bu bölgeyi güvenli harem bölgesi yapmıştır. Öyleyse burada silah taşımanın hiçbir anlamı yoktur. Beşinci hadis, Zemzem. Ebu Davud et-Tayalisi Ebu Zer'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zemzem hakkında şöyle demiştir. Zemzem mübarektir. İçmesi mübarek olduğu gibi hastalığa da şifadır. Altıncı hadis, Zemzem suyu hakkında. Darakutni Cabir'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zemzem suyu ne için içilirse ona yarar. Hadisin doğruluğunu zevk yoluyla gördüm. Çünkü bir nedenle zemzem içtim ve gayem gerçekleşti. Yedinci hadis, Zemzem suyunun fazileti. Tirmizi Ayşe'den şöyle aktarır. Ayşe zemzem suyu taşırdı ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem de zemzem suyu taşıdığını bildirmiştir. Hadis hasen, garip hadistir. 8. hadis, Mekke ihramına girmek. Ebu Ahmet bin Adi el-Cürcani İbn Abbas'ın şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mekkeli olsun ya da Mekke'nin dışında olsun. Kimse Mekke ihramsız girmesin. Hadisin senet zinciri hakkında farklı görüşler vardır. Hadiste zikredilen ihram bana göre Mekke'ye saygısız girmemek anlamına yorumlanabilir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethedildiği gün üzerinde siyah bir sarık olduğu halde ihramsız Mekke'ye girmiştir. Ravi vakitlerin belirlenmesi hakkında ise hac ya da umre yapmak isteyen için demiştir. 9. hadis, Mekke'de yiyecek su toplamak. Müslim Yala bin Ümeyye'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Harem bölgesinde yiyecek su toplamak Mekke'de haddi aşmak aşırılıktır. Allah Teala şöyle buyurur. Orada aşırılık yaparak zulmetmek isteyen kimseye acı bir azap tattırırız. Mekke hareminin dışındayken hiç kimse kötülüğü ve zulmü istediği için cezalandırılmaz. Mekke'nin şerefini ve üstünlüğünü dile getiren hadisler çoktur.